Ama güzel video. Çok 10 üzerinden kaç mesela? Bence 9'u var komik. Evet komik. Hadi o zaman izleyelim. Bu videoda spoiler yerleştirmesi uygulanmaktadır. Uzun zamandır yabancı dizi incelemesi yapmıyordum. Sizden de Netflix'in ilk 10 listesinde de yer alan bir güney kore zombi dizisi Olaf Asadi. İzleyen var mı bu adam, arada Olaf adam, adam Başkan Rusya'daydım kusura bakma. gene. Hayırdır Ramazan'ım ya iyisin bir sıkıntı yok kardeşim. Dede de el isteği gelince... izleyen var mı? Chatten vardı illa ki. Ben ilk defa Ben izlemedim ama. Reklam var ya reklam atlarız. İzleyen var bu arada. Dizi nasıl dizi? Dedim neden olmasın? Ben 8 sezon The Walking Dead izlemiş adamım. Yani Burada zombiler abi, alışkınım. 2 iki akşamda bitirdim. Dedim de dizi yani. 12 bölümde kan revan içim çıktı. Canına yandığım diyeceğim. Tam olacak. Bunlar zombi değil ki. Manyak. Zombi bu mu? Zombi dediğin adamı yakaladı mı kemiğine kadar yer. Bunlar zile basıp kaçan çocuk gibi adam, ısırıp ısırıp kaçıyor. Hoş geldin Ramazan'a. Alışkın olduğumuz Amerikanın zombisi bunların yanında kombi gibi kaldı. Yürüyecek de ısıracak da. Ama bunlar öyle mi? İndirimli ayçiçek yağı bulmuş gibi dalıyor. <laughs> Bir numaralı kankim. kim ama dayanamadım. Erken girdim eleştiriye. Önce hikayeyi anlatmak lazım. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Yani Kore ya Asya yapımı filmler bana bir tık yani mesela bak şey çok tuttu, çok konuşuldu ya. Güzel de diziydi. Eyvallah, Allah var. Squid Game. Squid Game. Ama konuşma, asan ya, ya falan yani biri tam konuya odaklayamıyor ya. Bilmiyorum ben sevmiyorum yani. All of us are dead. 40 yıl düşünsem böyle bir cümleyle videoya başlayacağım aklıma gelmezdi. Dizi bir zombinin arkadaşları tarafından dövülmesiyle başlıyor. Daha sonra aşağı düşüp ölü olduğu için ölmeyen ölü ölmesin diye hastaneye götürülünce babası geliyor ve bu zombi olan bir de babasını ısırmaya kalkınca da adam da onu <laughs> tamamen öldürmeye karar veriyor. Ve bilin bakalım baba kendini ısırmaya çalışan zombi oğlunu neyle öldürüyor? Neşter, makas, yangın tüpü. Bunlar çok klişe. Baba önce bir cebine bakıyor. Öldürür. Arasının ama bekliyor mu bir de? Bir şey var mı diye. Sonra da oğlunu acil serviste bulduğu incille kafasına vura vura öldürüyor. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Vurma. Ama daha sonra bavula koyulan kitap çarpmış çocuk tekrar canlanıyor ve dizi bu ölü piksellerin eşiğinde tam anlamıyla başlıyor. Meğerse bu çocuk arkadaşlarından sürekli dayak yiyen Ezik bir tip olduğu için babası da farelerin öleceğini anladığında salgıladığı hormondan bir aşı geliştirip oğluna enjekte etmiş. Çocuk da zombiye dönüşüp önce annesini yemiş. Sonra da arkadaşlarından dayak yemesin diye babası tarafından zombi yapılan oğlan bu sefer de zombi olduğu için dayak yemiş. Ya sizin yazdığınız senaryonun sebebini sindirsinler. <laughs> Bana sinmedi. Zombi olursun da Böyle bir sebepten de olmazsın. Yani. <laughs> zombi oluşa bak. Oluşu, oluşum hikayesine bak ya. Ha? Peki bu adam kim mi? Bir lisede <laughs> fen öğretmeni. Evet yani Netflix'teki birkaç bin lise dizisinden biri daha. Bunu da zaten şey gibi düşünün. Aşk 101 Zombi Edition. Tabii çok bir farkı yok. Onların lise dizisinde bir çocuğu zombi ısırdı diye okul karışıyor. Bizim lise dizimizde de sınav stresinden bir çocuk egzama oldu diye okul karışıyor lafı ta Güney Kore'den bizim yerli dizi sektörüne sektiriyorum ya. Onun da tadı bir başka oluyor. İşte bu da benim virüs. Ama şu gençlerin abi Walking Dead'in Kore'si gibi yapmaya çalışmışlar. Yani olmamış sanki. Ne çektiği nedir kardeş? Aşklarına karşılık bulamazlar. Sınav stresi, Değil depresyon, yit bizi anlamıyor. De. Derken bir de üstüne zombiler yiyor. Neyse işte şu adama dönelim. Oğlu üzerinde araştırmalar yapan bu adam bir yandan da fen öğretmeni olduğu lisede bir fare üzerinde deneyler yapıyor ve bir gün sınıfta yaşanan şey. meraklı olarak kızı da zera, bu evet. fare ısırıyor. Çin Kız da tabii ki yani. zombiye dönüşüyor ve okulun hemşiresini ısırınca ısırdığı hemşire de başka bir öğrenciyi derken bütün okul... O yiyor muydu onu? <gülüyor> 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 Bana pek yiyor <Oğur> gibi. <laughs> gibi <değil gülüyor> o. Yani olur neden ama <laughs> why not? Zombiye dönüşüyor. Şimdi bir dakika Hemşire, bu zombi bak. meselesini bir açalım. Önce bu insanlar bir ısırık kalınca hemen ölüyor mu? Evet hani balıkçıların denizden çektiği balıklar böyle can çekişirler ya. İşte aynen öyle ölüyorlar. Peki zombi nasıl oluyorlar? Şöyle. <laughs> Oğlum bunun TikTok'ta dansı evet, var ama bana çok koyayım. romatizmalı birine salatalık yiyerek dublaj yapmışlar gibi ama bu bir zombi dönüşmesi. Biz de bir deneyelim mi? Ben şimdi bir salatalık yiyeceğim. Bir yandan da zombiye dönüşeceğim ama dönüşürken de o eleştirel yüz ifademi hiç bozmayacağım. Hazır mıyız? <laughs> ama şimdi o kadar sesin çıkması gayet normal çünkü zombilik onların anatomik yapısını da değiştiriyor. Mesela ısırılanların bağırsa yanağında çıkıyor. Yani ağzında yiyor fazla uzaklaşmıyor. Burada sindirip <laughs> Bir de diyorlar ki dizilerdeki ve filmlerdeki bu kadar ayrıntıyı nasıl görüyorsun? <laughs> e tabi şimdi bu hem bakış açınızda hem de nereden baktığınızla ilgili. Of. Nereden baktığınızla ilgili derken salonun neresinden baktığınızı demiyorum <laughs> tabi. Anlat. Reklamı dayadın mı yine bize Murat abi? Murat abi. Ne reklam dayamışım be abi? Of 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 of. Yeni <laughs> nesil laptoplar gibi tersine doğru katlanıyor. İşte ölümün de hayırlısı derler ya. İçimizde gezdirmiş. Mezanında ters dönmek gibi düşünün. Ya kurban olayım. Bu nasıl zombi olmak? Hadi salatalığı anladık da. Hastane koridorunda uzaktan kumandalı oyuncak araba gibi gitmek nedir? Hadi onu da anladık. O virajı nasıl aldın? Yol tutuşuna yandın. Tabii o esnada okul... Amına koyayım. 4x4 araba kullandım askerde böyle viraj almıyor amına koyayım. Da tam bir kaos ortamı yaşanıyor. Çocuklar da zombi geçirmez camlar kullanılan okuldaki kapıyı pencereyi sökmüş. Onlarla Amanın, kendileri sağdan, de kalkan zombilerden kurtulan gençler bu sefer de zombi olamadıkları için depresyona giriyor. Ay roketin Doğru imamantan zaten talinizden <laughs> anlıyoruz derdiniz ki <laughs> bütün gençlik dizilerinde gençleri bitkisel ya hayatta gösteriyorlardı şimdi baba. bir de zombi yaptılar tamam <laughs> peki bunca şey olurken okulun müdürü ne yapıyor o da yakında denetlemeye gelecekler diye okulunda başlayan zombi salgınını polise haber vermeyelim biz kendi içimizde hallederiz diyor zombi salgınını ve dizi komedi dizisi değil değil de şunlara kim onay veriyorsa onlar cidden çok komik bu arada öğrencilerde polis kendilerine inanmayınca itfaiyeyi arıyor. İtfaiye yola çıkıyor ama 3 gün geçiyor. Kimse gelmiyor. Niye? Çünkü yetişkinler bizi anlamıyor. <laughs> ya bu çocukların anası babası yok mu? Onlar niye gelmiyor derseniz, geliyorlar ama geleni de yiyorlar. Hatta çocuklardan birinin annesi geliyor. Zombilerden birine diyor ki: "Ben Jongsan'ın annesiyim." Zombi de onu yiyor. Kadın da diyor ki yapma oğlum ben Jong San'ın annesiyim. Ama yok üstüne de okul arkadaşları gelip Jong San'ın annesini yiyor. <laughs> ya, Hayır öyle güzel latife yapıyor ki ya koyayım. Jong San'ın annesini yiyor diye. <laughs> Tövbe <yarabbim>. Senin... <gülüyor> 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 e tabi olay büyüdü. <laughs> sanki videoyu bizim çet çekmiş amına koyayım. Yok annesini yiyor. Türkçe <laughs> polis itfaiye yetmiyor. Geliyoruz <laughs> orduya ve bilin bakalım Güney ordusu ne, ne yapıyor? E, ne yapacak? Gelip çocukları okuldan kurtarıyor, değil mi? <laughs> Onlar da gelmiyor. Bir de üstüne ülkede yalan haber yayılmasın diye interneti, telefonatlarını ve hatta acil servis numaralarını bile kapatıyorlar. Yani başınıza bir şey gelirse bizi aramayın da. Netflix'e lise dizisi çıksın ve şimdi sıkı durun. Polis, itfaiye, asker okula gelinceye kadar zombi virüsünün varyantı çıkıyor o kadar çok kişi zombi oluyor ki okulun ikinci katında yeni varyant çıkıyor. Ve zombi virüsünü kapanlar hafif belirtilerle atlatıyor. Yine şaka yapıyorum zannediyorsunuz. Tamam. Okuldaki öğrencilerden biri, fen öğretmeninin oğlunu döven kötü çocuğun gözünü telefonla kör edip zombilerin içine... Telefonla nasıl kör ediyor aman koyayım o arada ya? nasıl girdi oraya? Bir sürü zombi de gelip çatır çatır oğlanı yemeye başlıyor. Ama o kadar zombi meğer mühem diye sırayla kötü oğlanın <laughs> göbeciğinden bir ısırıp tadına bakıp kaçmış. Ama o da kendine gelince anlıyor ki zombiler ona artık saldırmıyor. O da girip okuldaki başka bir kızı ısırınca kız da yeni varyantın etkisiyle arada bir arkadaşını yemek istiyor ama. ne oldu amına koyayım. Herhalde Zom üst katlı bir üst katta da lazer tedavi var amına koyayım herhalde. Kendine mani olabiliyor. Yani zombi oluyorsun ama hafif atlatıyorsun. Öğrenciler de aralarında artık zaten zombiliği hafif atlatıyorsun. Hepimiz olsak da kurtulsak demeye başlıyorlar. İşte pandemide ısmarlama dizi yazınca böyle oluyor demek. Bir dakika şimdi bütün olayın başladı okula. Hakikaten kimse gelmiyor mu? Derken polisimiz de askerlere gidiyor ve diyor ki okulda bir laptop var. Bu virüsün çaresi o laptopta. Şimdi burada ne bekleriz? Askerlerin gidip o laptopu alıp çocukları da kurtarmasının değil mi? Askerler zombilerin kafasına sıka sıka laptopa ulaşıyor ve laptopu yanına alıp götürmek yerine oturup yerinde hackleyip içindeki videoyu almaya çalışıyorlar. şey kabi de koymuş altta. Kabi koymuş altta. ya kurban oldum ben mi çok ayrıntıya takılıyorum yoksa biz pandemi sürecinde komple bir mantığı elimize aldık Gerçi pandemiden önce de of. bir kutu çekirgeyle deprem yapan vardı Neyse işte tam askerler çocukları yanına alıp kurtaracakken de bütün halka yiyin birbirinizi diyen askerlerin komutanı belirti göstermeyen zombilerin de olduğunu anlayınca bu sefer de askerlerine diyor ki zombi olmayanları da vurun. Peki bir dakika o laptoptaki virüsün çaresi neymiş derseniz? Yakalanmamak. <laughs> Valla yine şaka yapıyorum zannediyor şu an. Adam bu virüsün çaresi yok herkesi öldürün deyip videoya kaydetmiş. Tedavi dediği de o. Ve askerler de tamam deyip milletin üzerine bomba atıyor. Kardeş bu çocukları kim kurtarıyor? Derseniz de binlerce kişinin öldüğü 12 bölüm boyunca 3 gün okulda kalıp yüzlerce zombiden kurtulan ama boynundaki fiyonku bırakın çıkarmayı şeklini bile bozmayan şu bırakın. turşucuğun babası. Baba karantinadan kaçıyor ve arkasından gelip 10 metreden vuramayan polislerin sayesinde kurtulmayı başarıyor. Sonra da gelip kızını ve arkadaşlarını okuldan kurtarmayı başarıyor ama zombiler en sonunda babayı da yiyor. Ben bir dizi çekecek olsam Murat Soner'i işe alırım. Yani kabul eder mi bilmiyorum ama. Böyle yani şeysiz bir dizi çekeceksem kusursuz alırım. Çok detaylı düşünüyor. Yani tek iş teklif ederim. Bre koyayım yavaş Oğlum, be! Hop Şopar'ım hoş geldin. Teşekkür ederim kardeşim. Aleykümselam. Ninja için teşekkür ederim. E ne yani şimdi 12 bölüm boyunca herkes birbirini mi yiyor? Ama şimdi en nihayetinde Netflix'te yayınlanan yani. bir gençlik dizisinden bahsediyoruz. Tabii ki milletin anasının babasının çatır çatır yendiği ortamda bile aşk konuşuluyor. <laughs> ben sana aşığım. Ben değilim. Ben de sana. <laughs> ben hiç değilim. <laughs> Benim aşkım mazara kadar. Yetişkinler bizi anlamıyor. Bizim şu <laughs> Cengabel polis bile yolda bulduğu küçük bir kız çocuğuna benim çok yakışıklı bir oğlum var, seni tanıştırayım diyor. Peki küçük kız ne diyor? <laughs> ya da senin altında bez var. Hadi onu geçtim. Bunlara Bezine, ben karşıyım ya. Böyle zombilerin bahsedelim. bile aşkı var. Ya siz orada ne yapıyorsunuz? <laughs> Ama Güney Kore'de bizim gibi işte. O yüzden seviyoruz onların işlerini. Onlar da bizim gibi duygusal. Bakın adamların zombisi duygusal konuşma yapana bile dokunmuyor. Hatta o kadar ponçikler ki. Eğer birinin arkadaşı zombi olduysa yazık karnı acıkmıştır diye düşünüp sorun değil beni ısırabilirsin diyor. <laughs> yani özetle ne oldu? Şu Netflix fabrikasyonu. Abi ben bunu kesin izlerdim. Şu an hayatta izlemem. Güney ben Kore çok severim. Zaten uyarlanacak dizilerin cenneti yakında Netflix için La Casa de Papel'i uyarlayacak. Oo. Buradan dost ülke Güney Kore'ye sesleniyorum. Yapmayın. Bizden çıkmıyor da uyarlıyoruz. Bari siz yapmayın. Abi o ne ya? Gerçekten La Casa, La Casa de Papel Kore mi geliyor? Ya o değil de Jong San'ın annesini yemişler ya. En çok ona içim kıyıldı. Kadın bir de diyor ben Jong San'ın annesiyim diye anlatıyor. Derdini anlatacak kadar olmayınca. <gülüyor> 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 of güzel video olmuş bu arada Murat abinin iyi videolarında.